Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerleyim ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişiye sizin merak ettiğiniz soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi bir açılım olacak arkadaşlarım. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyetlerim bu yönde. Tabii sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bunu yapan tüm arkadaşlar benim tüm niyet ve enerjilerime dahildir. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım ve şimdiden tabii ki teşekkür ediyorum gösterdiğiniz nezaket için. Evet, hadi bakalım isterseniz hemen başlayalım. Niyetler alınsın ve enerjiye de dahil olunduysa ben hemen başlamak istiyorum. Öncelikle aklımızdaki insanın şöyle bir psikolojisiyle başlayalım. Kendini nasıl hissediyor, neler yapıyor bu insan? Bir bakalım neler yapıyor. Neler yapıyor? Evet, pencere açık arkadaşlar. Dışarıdan ses gelebilir. Kusura bakmayın, bana odaklanın. Bugün hava güzel. Biraz şöyle temiz bir hava gelsin istedim dışarıdan. Evet, nasıl bir durumda aklınızdaki insan? Evet, potansiyelini görmek istiyor. Potansiyelini görmek için biraz böyle kendini zorlayan, sınırlarını aşan durumlara kendini maruz bırakıyor olabilir. Yani burada bir deneme yanılma yöntemi var aslında. Potansiyelini görmek. Ben ne kadarım? Ne yapabilirim? Neyi başarabilirim? Böyle bir durumu var. Ve bu kişi kendi içindeki bilinçsiz yönlere ışık tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda bunu yaparak. Potansiyelini aşarak, potansiyelini görmeye çalışarak. Ne yapabilirim, ne yapamam diyerek. Kendi bilinçsiz olduğu, belki cahil kaldığı, kendini geliştiremediği alanlara ışık tutmak istiyor arkadaşlar. Bu insan ilişkileri olur, bu empati kurmak olur, bu öz sevgi, öz saygı olur. Bununla alakalı bir ışık tutma durumu söz konusu diyebilirim. Ve bu kişi şu anda karşılıklı bağımlılık ile sınırlar arasında kalmış durumda. Çünkü bu kişi aslında sevgiyi karşılıklı bağımlılık olarak yaşayan biri. Ama bir taraftan da bazı sınırlar koyması gerektiğini farkında. Ve dolayısıyla tam bir arafta kalma durumu var. İşte belki de potansiyelini burada ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani ben bilinçsizce bir kişiye, bir duruma, bir inanca, bir kalıba bağlı kalıyorum, bağımlı kalıyorum. Bunu yapmamalıyım. Aslında sınır koymalıyım. Ya da duyguların değişebileceğini, sınırların değişebileceğini, işte bir takım kalıpların değişebileceğini bilmeliyim. Körü körüne bir şeye bağımlı kalmamalıyım şeklinde de düşünüyor olabilir. Ya da hiç sınır çizemeyen biri ise, etrafındaki insanlara sürekli evet diyen biri ise mesela, sağlıklı sınırlar çizme konusunda bir niyete gelmiş olabilir arkadaşlar. Ve bu kişi güven arayışı içinde, evet güven arayışı içinde, erkek kardeşi olabilir bu kişinin ve bu kardeşiyle şu anda böyle kendini güven içinde hissettiği bir ortam yaşıyor olabilir. İşte bir sırrını açıklamıştır kardeşine, kardeşinden bir şey istemiştir ama bir koruma kollama var burada, bir sadakat var, bir güven ilişkisi söz konusu. Ve bu kişi bir takım kopuşlar da yaşamış ve gerçekten öyle böyle değil, büyük kopuşlar yaşamış. Bu büyük kopuşlar belki işte bu erkek kardeşe kendini açmasına sebebiyet vermiş olabilir. Özellikle sevgi anlamında yaşadığı herhangi bir durumu mesela aktarmış olabilir. Ya da bir kısmı işle ilgili bir çatışma içindeyse, bir rekabet içindeyse o bulunduğu iş ortamını anlatıyor olabilir. İkili ilişkilerde yaşadığı durumları anlatıyor olabilir. Çünkü büyük bir kopuş olmuş bu insanda. Ve bu manada da böyle bu sert tabiatlı insanın mizacında bir yumuşama da olmuş ve belki de işte bu yumuşama anında da kendini kardeşine açmış olabilir. Burada özellikle erkek kardeş olarak söyledi. Ve bu kişi şu anda bedenine hiç olmadığı kadar fazla bakıyor olabilir. Hiç olmadığı kadar hassasiyet gösteriyor olabilir. Biraz böyle dinleniyor olabilir ya da dinlenme ihtiyacı içindedir. Çok fazla yorgunluk çekiyorsa biraz daha düzenli beslenmeliyim. Biraz daha bedenimle ilgilenmeliyim. Daha fazla kendime zaman ayırmalı ve adeta kendi bahçemi sulamalıyım, meyvelerimi dikmeliyim şeklinde düşünüyordur. Düşünüyor olabilir. Topraklanmak istiyor yani velhasıl kelam arkadaşlar. Tabiatta daha fazla vakit geçirmek ve biraz kendine odaklanmak istiyor bu kişi. Belki bir orman kenarında oturmak, yeşilliklerin içinde olmak, bir deniz kıyısında, bir göl kıyısında olmak bunları istiyor ya da bunları zaten yapıyor olabilir. Yaşadığı yer, çalıştığı yer bu tarz bir yerde olabilir belki ve sıkça belki de bu tarz yerlere gidip vakit geçiriyordur tabiatla. Ve bu kişi karşıtların birliğine inanıyor bu dönemde arkadaşlar. Karşıtların birliği, yani aslında farklı fikirlere de teslim olmak,
hayatın uç noktalarında olmamak gibi bir fikre varmış. Yani belki de hayatı siyah ve beyaz arasında gören, sadece siyah ve beyaz olarak gören biri ise aslında siyah ve beyaz arasında pek çok değişik rengin, işte kırmızılar, turuncular, griler, belki pek çok güzel rengin olduğunun farkında. Dolayısıyla biraz böyle kendini törpülemeye çalışan biri bu anladığım kadarıyla. Zaten başta da söylemiştik, bu kişi takıntı seviyesinde fikirlerine, duruşuna ya da işte geleneklere, kalıplara bağlı biri olabilir. İşte burada artık bir gevşeme durumu var. Yani her şey siyah ve beyazdan ibaret değil. Hayatta ara renkler de var. Ve bizim bu renklere de ihtiyacımız var şeklinde bir kafaya gelmiş olabilir. Dolayısıyla da bu şekilde bir inanca varmış arkadaşlar diyebiliriz. Bu şekilde geldi. Peki, o halde sorularımıza bir geçelim bakalım. Bu insan şu anda tam da anda sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor diye bir sormak istiyorum ben. Duygu var mı duygu? Duygu var mı duygu? Duygu varsa nasıl duygular var? Düşünceler varsa nasıl düşünceler var? Sizi düşünüyorsa bir soralım. Bakın hemen tılsım kralı olarak çıktı arkadaşlar. Duygu sorduk. Direkt ne yaptı? Bize düşünceyi verdi. Daha doğrusu mantık verdi. Yani şu anda diyor ki ben işime odaklıyım, bir tılsım kralı oldum ya da olma yolunda ilerliyorum. Maddi ve manevi anlamda kendimi yükseltmeye çalışıyorum. Çok mucizevi şeyler başardığımı düşünüyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi şu anda uzun vadeli bir işin içinde ya da çok uzun süredir beklediği bir iş çok hızlı bir şekilde meydana gelmiş. Bir anda beni dengeye getirdi diyor. Yani umudunu kestiği bir iş, umudunu kestiği parasal bir durum, bir kariyer durumu çok hızlı bir şekilde meydana gelmiş belli ki. Ve şu anda kendimi dengeledim diyor. Çok iyi bir durumdayım diyor. Şu an kendine çok güvenen bir pozisyonda bu kişi arkadaşlar. Ve sağlam adımlar atmak istediğinden bahsediyor. Yani yakaladığı bu pozisyonu kaybetmemek, yakaladığı bu adımın devamını getirmek. Çünkü çok özgüvenli şu anda. Bakın büyücü kartını vermiş. Yani ben her şeyi yapabilirim diyor. Her şeyi yapabileceğine inanan biri var burada. Evle ilgili durumları var. Bu kişi eve de yardım ediyor olabilir. Maddi anlamda eve karşı da bir takım sorumlulukları var gibi. Bunlardan bahsediyor. Ve etrafında güvenilmeyen biri de var bu insanın arkadaşlar. Biraz bundan dert yanıyor. Güvenilmiyor, güvenemeyeceğim insanlar da vardı. Özellikle bir kadını verdi. Maalesef ki bu kadın sizin de aranıza giren biri olabilir. Güvenilmez biri olabilir ama kişi... Bu kişiyle de alakalı yapabilirim duygusu içinde. Yani ben bunu her türlü alt ederim diyor. Tabiri caizse. Peki duygu sorduk, duygu söylemedin. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hiçbir duygun yok mu? Hiçbir duygun yok mu diye bir soralım bakalım. Bak yine çalışıyorum diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir duygun yok mu? Evet. Zaten burada diyor bir terk edilme durumu oldu diyor. Evet. Siz bu insanı terk ettiniz büyük ihtimal. Ya da o da sizi terk etmiş olabilir tabii ki. Ve o yüzden de diyor ki ben şu anda işe güce yöneldim. Zaten aşk hayatım berbat durumda. Birbirimizi yaraladık diyor. Üçüncü kişiler girmiş olabilir biraz evvel dediğim gibi. Ve bu ilişki bitmiş gibi gözüküyor bu kişiye göre arkadaşlar. Bittiğini düşünüyor. Yani artık diyor bana bakmaz. Evet. Hatta burada yasak bir ilişki olabilir. Bakın yüzük kartının üstüne verdi. Üçüncü bir kişi yüzünden. Sizin yuvanız dağılmış olabilir. İlişkiniz dağılmış olabilir. Ya da evlilik yolunda giderken o üçüncü kişiden dolayı yarım kalmış olabilirsiniz. Aşk olmasına rağmen duygular vardı aslında diyor. Ya da belki evlilik yolunda giderken hiç olmadık engeller çıktı birbirinize. İşte yol olabilir, aile olabilir, farklı engeller çıktı ve dolayısıyla bir şeyler bitti diyor arkadaşlar. Kule kartı, çok ani yıkımlar yaşamışsınız belli ki. Peki o zaman bir soralım bakalım, bu ilişkiyi toparlamak için bir şey yapacak mısın? Bu ilişkiyi toparlamak için bir şey yapacak mısın? Bir şey yapacak mısın? Şu anda bu benim için çok zor diyor. Çok fazla yükleri olan biri. Bir bakalım. Evet. Şu bir gelmek istedi sanki. Evet. Bir şey yapacak mısın dediğimde gam hat çıktı zaten. Arkadaşlar gam hat. Gam hat böyle biraz daldan dala konmayı seven biridir. Ve sağ hat da çıktı burada. Siz bu insanla yasak bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsetti. Evet tutkular var. Ama burada gam hat biraz böyle toy birinden bahseder. Henüz ikili bir ilişkiyi yük olarak gören biridir.
Daldan dala atlar ve şu anda düzelt çekmesin diye sorduğumuzda şu anda bu beni aşan bir durum diyor arkadaşlar. Bu beni aşan bir durum diyor. Benim diyor duygusal yüklerim çok fazla ya da bu ilişki bana duygusal yük verebilecek bir ilişki. O yüzden çok zorlanıyorum diyor ve o yüzden de içe döndüm diyor. Burada ermiş kartıyla birlikte kişi kendini sizden izole etmiş olabilir. Kendi içine dönmüş olabilir. Bakın derviş kartını da verdi. Burada bir sabır var, bir içe dönüş durumu söz konusu. Ve bu kişinin bilinçaltı korkuları söz konusu. Ve ben diyor ne yapabilirim ki? Benim elimden gelen ufak tefek şeyler, çok büyük şeyler yapamıyorum diyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi yasak bir ilişki olabilir. Evet, sizden çok etkileniyor. Sürekli olarak sizi düşünüyor. Kesinlikle bu var arkadaşlar. Ama bu belki de bir şeyler için yeterli olmayabilir. Yanınızda olmak da istiyor tabii ki, sağ yanınızda da olmak istiyor, fakat yasak bir ilişki olmasından dolayı bu insan karamsar ve bu yüzden de ne yaparsam yapayım attığım hiçbir adım aslında kafi gelmeyecektir ki zaten ben çok büyük adımlar atabilecek biri değilim diyor. Peki o zaman soralım, aradaki engeller neler? Söylediğin durumlar dışında aradaki engeller neler? Aradaki engeller neler? Aradaki engeller neler? Evet, yol mesafe farkı beni çok düşündürüyor diyor arkadaşlar. Bakın yelkenli kartında yol farkı vardır. Farklı ülkeler, farklı şehirler. Ya da belki bu olmasa bile belki kafaca çok farklısınız. Birbirinize çok uzaksınız. Bu da olabilir ama ilk etapta tabii fiziksel bir uzaklıktan bahsediyor burada. Bu beni çok fazla düşündürüyor diyor. Ve bunun dışında... bu kişinin kendini toparlayamaması, bu kişi bazı konularda kendini tedavi edememiş arkadaşlar ve kendini tedavi edemediği için aslında ikili ilişkilerden uzaklaşmış olabilir, ikili ilişkilere inancını kaybetmiş olabilir, dengeleyemiyor kendini ve dengeleyemediği için kendini farklı dünyevi durumların peşine atıyor. İşte kendi merkezinde olmak, kendi merkez dışına çıkmamak, çok fazla kimseyle muhatap olmamak, daha çok kendi işiyle, gücüyle, kariyeriyle uğraşmak. Çünkü burada kendini adayamıyor. Unutamadığı şeyler var arkadaşlar. Aşırı duygusallığa kendini veriyor ve bu duygusallık bu insanın dengesini bozabilecek bir şey. Belki de bu duygusallıktan kaçtığı için. Çünkü biliyor tutulacak belki, kendini kaptıracak. Ve bu yüzden de ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi geçmişi bırakmak istiyor. Geçmişi düşünmek istemiyorum diyor. Bu kişi için engel olan durumlardan biri de demek ki aslında geçmiş. Ya da geçmişi sürekli düşünüyor olması bir engel. Geçmişi düşünmeyi bırakırsam evet aslında bir şeyler düzelebilir ama ben bunu yapamadığım için şu anda bu da benim sırtımda bir yük ve dengeye gelemiyorum. Dengeye gelemediğim anlarda da kendi dünyama kaçıyorum. Kendi dünyamın merkezinde kalmayı tercih ediyorum diyor arkadaşlar. Evet. Peki o halde şunu soralım arkadaşlar. Sizi nasıl görüyor diye bir soralım. Dışarıdan çok ses geliyor mu acaba? Çocuklar aşağıda bahçede oynuyorlar ama burada aşağıda bir park var. Evet. Nasıl görüyor sizi? Bir soralım arkadaşlar. Nasıl görüyor sizi? Nasıl görüyor? Evet, Azize aslında çok güzel görüyor arkadaşlar. Tam diyor idealimdeki insan tipi. Yani tam böyle evlenilecek, ciddi ilişki yaşanacak biri. Hatta birbirinizle benzer bulduğu yanları da olabilir. Çok sadık görüyor sizi ve bir o kadar da onu her düştüğünde belki kaldıran, ona emek veren, çabalayan, iyi bir arkadaşı gibi, iyi bir dostu gibi de görüyor. Yani zor gün dostu, zor günlerimde hep yanımda olan biri. Bir o kadar gizemli görüyor sizi, bir o kadar sezgisel görüyor. Sezgileri gelişmiş, böyle mistik konulara meraklı, belki böyle spiritüel konularda ilerlemiş, kariyer yapmış ya da işte merakı olan biri olabilirsiniz, bunu söylüyor. Bir o kadar duygusal görüyor, kupa kraliçesi, fedakar, anaç, elinden geleni yapmaya çalışan, uzun vadeli bir ilişkiyi aslında entegre etmeye çalışan, yani uzun vadeli bir ilişki için adım atan, emek veren, duygusal yoğunluğu olan, sevdiğini söylemekten çekinmeyen biri gibi görüyor. Ve sizi köklü işlerin insan olarak görüyor. Yani köklü bir ilişki, ciddi bir tavır, köklü bir iş, bu tarz hayatında köklenmiş biri gibi görüyor. Sağlam biri olarak görüyor madden manen. Ve kupa onun zaten, yani kesinlikle tamamlanabileceğim bir insan diyor.
bir insanı tamamlayacak biri diyor. Madden, manen, yani bu insanla evlenilir, çocuk yapılır, hem mutluluk yakalanır, hem güzel bir aile tablosu, her anlamda bana mutluluğu yaşatabilecek bir insan diyor. Yani sizi çok ideal biri gibi olarak görüyor aslında. Zaten Azize ile direkt bunu anlamıştık ki bu insandan daha olgun olabilirsiniz, yaşça daha büyük olabilirsiniz Azize kartıyla birlikte. Peki o zaman şunu soralım. Madem bu kadar beğendiğin bir insan, neden bu insana adımla gelmiyorsun? Neden bu insana adımla gelmiyorsun? Evet, direkt bak, değnek beşlisi, çatışmaları var bu insanın. Sizinle de çatışıyor olabilir. Kendi içinde de çatışmaları çok yoğun olabilir. Dur bakalım bakalım ne diyecek. Evet, neden peki bir adımla gelmiyorsun bu arkadaşıma? Bir bakalım. Evet, kendi içindeki çatışmayı bitirmem gerekiyor diyor arkadaşlar. Ya da sizinle bir çatışma yaşadıysa, bir rekabet yaşadıysa bunu bitirmem gerekiyor diyor. Ya da bir kısmı için bir ihtimal, bu insan başka rakiplerinin olduğunu biliyorsa bu rakiplerle olan durumları kafasından atmak ya da rakiplerinin olmadığı duygusuna inanmak istiyor olabilir. Yani sadece onu sevdiğinizi, sadece ona ait olduğunuzu biliyor olmak. Yani şüpheci biri olabilir bu insan, güvensiz biri olabilir ve o yüzden de inanmalıyım, hayatındaki tek kişi benim şeklinde. Yani rakipleri egale etmek, sadece onunla olacağınızı bilmek, bu olabilir. Ve tabii ki diğer saydığım etkenler. Veya çatıştıysanız, bir kavga olduysa bunun biraz böyle dinmesini bekliyor olabilir. Doğru an, doğru yer, doğru zaman. Hani bir şeyler soğusun ki ondan sonra bir adım atabileyim diyor. Ve bu kişi bazı şansları değerlendirememiş arkadaşlar. Yani evet, bu kadar özel biri olduğunuzu, kendine uygun biri olduğunu bilmesine rağmen uygun anda uygun yerde olamadım, değerlendiremedim, fırsatları kaçırdım diyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ya da sizin olumlu tavırlarınıza karşı bu kişi çok böyle sert çıkarak, tam böyle olumsuz, huysuz tavırlarla gelmiş olabilir. Bu diyor olayı bozdu diyor. O bana iyi niyetle yaklaştı, sıcak davrandı, güzel konuştu belki ama ben o fırsatı değerlendiremedim. Yani o güzel konuşmayı, o tatlı tavrı, o munis tavrı değerlendiremedim diyor. Ve bu insanın bazı umutsuzlukları maalesef engel olmuş arkadaşlar. Evet, çok zeki bir insan ama sürekli değişiklik isteyen biri ve sürekli değişim istediği için bu kişi farklı bir hayata yönelmiş olabilir. Yani biraz onu da deneyeyim, biraz bunu da deneyeyim, İşte biraz şuraya gideyim. Çok sık yer değiştiren biri de olabilir bu. Yani ailesinin yanında yaşamayan, sürekli yer değiştiren, şehir değiştiren, işte iş için, eğitim için oradan oraya, oradan oraya giden biri de olabilir kuvvetle muhtemel. Arkadaşlar, Venüs burcu koç olan birinden de bahsediyor olabiliriz burada. Bu tarz bir insansa eğer, yani bu diğer değişimi, sürekli işte değişiklik peşinde olması, sizin de hayatınızı alt üst etmiş belli ki arkadaşlar. Böyle bir durumu da var. Ve tutkularının peşinden de gitmiş olabilir bundan dolayı. Yani bu kişi hem iş, kariyer, yaşam, yeri anlamında değişiklik isteyen biri, hem de tutku anlamında çok fazla değişiklik isteyen biri. Dolayısıyla da bunlar diyor bizim için bir engel oldu. Yani bunun için aslında çok özel bulduğum birine adımla gitmiyorum diyor. Peki o zaman soralım, bu işin sonu nereye varır? Bu işin sonu nereye varır diye sana soruyoruz. Yani olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Nereye varır bu işin sonu diyoruz. Bak yine ikilem kartını veriyor. Tabii bir bakalım, detayları alalım. Nereye varır bu işin sonu? Evet, yasak aşk olabilir aranızdaki ilişki kuvvetle muhtemel. Burada verdiği karttan yine bunu çıkardık arkadaşlar. Nereye varabilir? Tekrar bir takım iletişimler başlayabilir. Özellikle cinsellik amaçlı. Fakat burada bakın, dikkat ederseniz duygusal anlamdan ziyade daha böyle cinsellik temalı. Bakın Yakut'un işaretleri var burada. Daha böyle tensel arzularla ilerleyen, yüz yüze geleceğiniz bir iletişim olabilir arkadaşlar. Fakat yine bu kişinin tilkilikleri sizin üzülmenize yol açabilir. Yani niye buluştum ya da niye konuştum, niye yaptım şeklinde pişmanlık yaşamanıza sebep olabilir gibi gözüküyor. Çünkü bu insan uyumlanmakta zorlanan biri. Her ne kadar sizinle uyumlanmaya çalışsa da kendi kafasındaki blokajları, kalıpları
çok olan biri, çok dar bir çevrede yaşıyor olabilir, çok dar bir bakış açısına sahip olabilir ya da büyütülürken ailesi tarafından çok dar kalıplarda yetiştirilen, işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı şeklinde çok aşırı geleneksel kalıplara takılı kalan biri olabilir. Dolayısıyla sizin yaşadığınız aşk da yasak bir aşksa, alışılmadık bir aşksa bu durum bu kişiyi zorlayabilir arkadaşlar. Evet, iletişim olacak. Kılıçasıyla birlikte bir başlangıç, bir konuşma olacak. Hatta yüz yüze gelme durumu da var. Ama dediğim gibi bu bir tilkilikle olacak. Bu böyle daha çok bedensel arzularla olabilir. Dolayısıyla bu sizin üzülmenize yol açabilir arkadaşlar. Peki o zaman kartlara soralım. Sizin bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu ilişkiye dair ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Evet, siz önünüze bakın diyor burada kartlar. Yani diyor ki bir şeyleri sıkıştırma, bir şeylerin üzerine gitme, müdahale etme. Burada bekleyen taraf ol, gözlemleyen taraf ol. Zaten kader çarkı, kadersel bir bağın var diyor senin bu insanla. Ve bu insan zaten senin hayatına gelecekse, ki zaten yakutu verdi bakın. Yoğun bir aşk duygusu burada var belli ki aslında kişinin içinde, derinlerinde. Bu olacak da zaten olacak. Çünkü bu senin diyor kadersel aşkın diyor. Bakın kader çarkıyla birlikte belli ki bir şeyler yarıda kalmış. Bu kişi senin kadersel aşkın diyor. Evet, yasak bir ilişki de olsa ya da işte toplum normlarına uymayan bir ilişki de olsa, kişinin kafasına, aklına, zihniyetine yatmasa da bu senin kadersel bir ilişkin diyor. Ve kale gibi sağlam olmaya devam et. Kendini gizle. Önüne bak. Ama gözlemle. Sana yapılan hareketler, davranışlar. Bunlara bir bak. Tutarlı mı? Sağlam mı? Senin duruşun gibi. Senin bu sevginin ardında duruşun gibi. Sağlam mı? Bunları kontrol et. Ve aynı zamanda da ruhunu zenginleştir diyor bu etapta. Arkadaşlar, ruhunuz böyle yaralanmış olabilir. Böyle zayıf düşmüş, yaralanmış, hiçbir şey isteğiniz, arzunuz kalmamış olabilir. Ruhunu zenginleştir diyor. Tabii her insanın ruhuna gelen, iyi gelen şeyler farklıdır. Kimisi müzik dinler, kimisi yürüyüş yapar, kimisi değişik şehirler gezer. Kimisi sevdiği insanlarla sohbet eder, kimisi kitap okur. Yani türlü türlü şeyler vardır. Dolayısıyla ruhunuza iyi gelen şeyler yapın arkadaşlar. Kafa karışıklıklarından aman diyeyim uzak durun. Yani farklı seçenekleri değerlendirmekten tutun da işte hiç olmak istemeyeceğiniz ortamlarda olmak gibi yanlış seçimlere, yanlış seçeneklere gitmeyin. Ruhunuzu daha da kötü bir hale getirmeyin, yani öyle söyleyeyim. Ve potansiyeliniz var belli ki bu ilişkiyle alakalı. Niyetleriniz, istekleriniz var. Bunları şu anda harekete geçirmeyin. Bu potansiyeli açığa çıkarmayın. Dediğim gibi gözlemleyin. Eğer karşınızdaki insan kale gibi sağlam bir duruş sergileyecekse ve sizin sevdiğinize layık olacaksa, işte o zaman o potansiyel belki de açığa çıkacaktır kendiliğinden. O yüzden şu an hiçbir şeyi zorlamanın anlamı yok diyor kartlarımız bize. Bu şekilde geldi. Tabii ki herkesin özgür iradesi var. Hür iradesi var arkadaşlar. Bir bilinçaltı okuması, tabii ki tarot okumaları bir farkındalık yaratıyor. Yine de takdir size kalmış diyorum arkadaşlarım. Allah hakkınızda her şeyin hayırlısını versin, en güzelini versin sizlere. Rumi'ye soralım, bu ilişki için neyi bilmeniz gerekiyor? Alametlerindeki yıldızlarla dönelim. Evet, dinarların ikilisi. Bakın, uyumlanmak istiyorsunuz bir şeylerle ama tam olarak uyumlanamıyorsunuz, adapte olamıyorsunuz. Belki çevrenize, belki bu insana, belki bu insanın size yaptıklarına uyumlanamıyorsunuz, sindiremiyorsunuz bir şeyleri. Bak, asılmış adam geldi. Aynı burada söylediğimiz gibi kılıç dörtlüsü. Bir şeyleri durdur, askıda bırak, harekete geçme ya da bakış açını değiştir. Burada bakış açısı değişikliği de vardır. Ve kadehlerin altılısı, ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır dedi. Evet arkadaşlar, her ne başımıza geliyorsa tamamıyla Allah'tandır, Allah'ın takdiridir. O yüzden oluyorsa da bin şükür, olmuyorsa da bin şükür diyoruz. Ve dualarımızı Allah'a emanet ediyoruz. Eğer o uygun görürse dualarımızın karşılığı da bizlere elbet gelecektir. Buna da inancımız tam olsun diyorum ben. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere ve kendinize çok iyi bakınız.